Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı çarşambalar. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız ben yeni geldim gezmeden. Ayşe gelinle biz bugün teslim yengemin, büyük yengemin annesiyle gittik. Orada bayağı olmuş, bir ay kadar olmuş. Ben duymamıştım ama torununu köpek ısırmışmış. Kafasında bayağı da bir şey var. Dikişlerini falan yine aldırmışlar. Saat 1 gibi Ayşe telefonu açtı. Abla işin yoksa gel de fidana gidelim böyle böyle diye. Artık buradan indim. Hem asinenemi ziyaret etmiş olduk. Teslim yengemin annesine. Hem de onun da bir gönlünden geçtik. Ayhan kardeşimiz de eve gelirken benim motosikletine gittiydi sabah. Onunla da aldı. Biz yeni geldik eve. Ben sabahleyin giderken kalkınca et çıkardıydım can dostlarım. Fırında mı yaparız, tavada mı yaparız dediydim. Ayhan kardeşimiz de kıyma çek köfte yap dedi. Bakalım bunu bir kıyma çekelim, köfte yapalım. Patates kızartalım. Dünya Ayhan kardeşimiz acıktım acıktım diye pek çabaladı. O kadar güzel mesajlar yazmışsınız ki. Sevra Ayhan abim acıkmış hadi diye. Bugün erken davranayım. O yüzden. Ayhan abiniz kendine hap yazdırmış. Vitamin hap değil mi Ayhan? Hem vitaminmiş. Ağrı kesici evet. Şöyle can dostlarım. Daha haplarımız neyim? Hiç yetmiyor. Şöyle bir hap yazdırmış. Nasıl bir hastalığımış hiç gitmiyor. Gidiyor gibi gözüküyor ama geri kalacağım. İnşallah bunu da çeker şeyi. Şöyle biraz inceltelim etimizi. Etimizin de bayağı sonlarına geldik artık. Bir poşet mi var? Bir poşet var herhalde. Şöyle buz çünkü azıcık şey diyeyim, küçültüyüm. Canı acılıca köfte istemiş. Can dostlarım. Ben de kızartalım tavada şişirelim diyordum. Avurma haşlama değildi. Çünkü haşlamayı geçen yediydi. Çıkart dedim. Bir şey yaparız diye. Şöyle çekelim. Böyle çekiyor. Sofra bezlerini yıkadım. Bugün bir makine, yarım makine oldu. Doğramadım makineyi sofra beze şeydi 3-4'üydü. Havlulara attım ufak havlularını. Ondan sonra bir makinede Ayhan kardeşimizin kocuğunu attım. Tek yıkadım onu da. Durmuş aramadı mı? Yok aramadı. Belli değil o zaman gideceğimizi. Bilmiyorum artık. Yarın belli olmuş Ayhan. Yarın belli olmuş. Tam net. Daha buzu tam çözülmemiş bacılarım. O yüzden şöyle
Şöyle de sarımsağını atalım. Soğanını elimizde rendelemeyelim. Hazır robot varken. Hep beraber çeksin. Evet, bozulmuş. Tarladan çıkan su var mı bozulmuş? Soğuk mu almış onlar? Niye bozulmuş? Yok. Yok, ikisi de bozulacaktı. Niye? Soğuk almış onlar. Hayır canım. Soğuk ama değil, içi çürük gibi olmuş. Alsa hepsini aldı. Sübeyde soğan vereceğiydi bana. Şey dik diye. Tarladan içirdikleri soğanlar hep kuvermiş, ev boyuyormuş. Yeşermiş hep evin içinde. Benim de şey dik diyordu. Bahçeye. Pencereden soğuk geliyor Sevil. Niye? Evet, açılır mı? Aman ben sıcağı sevmiyorum. Can dostlarım, ben sıcağı hiç sevmiyorum. Oturamıyorum sıcakta. Alışmışsın serin serin orta derecede. Çok aşırı sıcak evde duramıyorum. Ellerim nem şişiyor. Şöyle sarımsağını da doğrayıp soyum atayım içine. Asker hanımza bana kahvaltıyı yapmış. Gelmiş. Ne zaman geldin değil mi? Öğlenden geldi. Ben de diyorum ki sabah ben Ferhan durumu gitmiş. Ben diyorum gördüm aslında ne asker hanımı. Daha Ankara'da masada kahvaltı yapıyorlardı. Diyorum geldi diyor. Gelmiş ya. Kaç dakikada gelecek aklından koydum. O bir dakikada gelir diyor. Şöyle. Onu da şöyle alayım. Bugün cenaze vardı Koyca'da. Ayhan kardeşimiz cenazeye gitti. Ta dün vefat ettiydi ama yurt dışında kızını beklemişler. Aslında hızlandırmayı bilsek, daha hızlandırmayı ben bilemiyorum. Burayı hızlı hızlı geç geçir diyordu Fulya. O da telefon açmıştır ki, anne dedim neredesin sen? Ne bildin benim nerede olduğumu dediydim. WhatsApp'tan yazıyorum tek çizgisin diye. Daha söylemiyorum. Renk tonu görüyor musun? Sarı sarı turan kattın mı? Buna. Ondan böyle oldu. Ondan böyle oldu. Köfteyi yoğurayım. Dinlenirken de patatesi soyalım. Atalım. O kızarırken de köfteyi yapalım. Bugün Ayhan kardeşimiz hiç seslenmeden onu da oynayalım. Şöyle. Yarısı kırmızı, yarısı beyazlı.
Can dostlarım, burada aynı yaz günü gibi. Kıtlık kapıda. Hava bir güzel, bir güzel. Bugün giderken sadece kabanımı giydim. Atkımı neyim almadım. İki makine çamaşır yıkadım. İki makinesi de vurmuş. Bu nasıl kış? Geçen sene bu vakitleri benim boyumdaydı kar. Babam ayın 19'unda vefat ettiydi. Ne giriş vardı ne de çıkış vardı. Öyle kar vardı, öyle kar vardı. Kepçeler kazıyordu mezarlıkları. Kardan girilmeyiyordu. Ama bu sene yaş yok, yağmur yok, hastalık çok. Yarın da yeğenimin evine gidecek. Bas sağlığını. Ayşe'yle. Bunlar da sarmaşıyormuş. Şu maydanozların koklarını kaynatsak da içsek. Ayşe diyor ki ta saat 1.30'da konuştuk, çıkıyorum biz saat 2 diyor. Diyorum ki aynı paçalı tavuklar gibi ayaklarım birbirine dolaşıyor, yolda yürümeyi unutmuşsun diyor. Hastalıktan diyor, vuruyor. De yumurta kırayım. Hava yalnız babamdan daha çıkmadı. Hele nasıl sıcak geldi eve. Full arayordu bak, gördün mü? Buraya koymuş. Neymiş gideceğim. Ekmeğini aldım. Böyle ben hayat ekmekleri çekiyorum can dostlarım. Hazır oluyor. Pratikçe kullanıyor. Şöyle. Şöyle kimyon atayım. Şöyle de karabiber atayım. Acısını az mı katayım ayağım? Az katayım değil mi? Çok acı. Yeter bu kadar. Şöyle de biberini atayım. Bu tam acı değil, normal. Can dostlar, yoğuralım. Yiyen köfte olur.
Evet, azıcık su alayım. İlerleyen saatlerde görüşelim can dostlarım. Birazdan görüşürüz. Can dostlarım, ben patatesi koydum. Köftem de biraz dinlendi. Şöyle. Çok da şey almayın. Gelin patatesli köfte yiyelim. Bayağı da yarım saat dinlendi değil mi? Azıcık daha güç kalsam, şimdi Ayhan kardeşimiz acıktım, türküsü çığıracak. En iyisi elimi çabuk tuttum. Son etimizi de harcayalım. Allah'ım bir dahaki kurban bayramlarına ulaştırsın inşallah. Bu kadar da kalmazdı da bu tabanda kalmış. Azıcık yapayım da elimi yıkamışlayayım, patatesleyeyim. Can dostlarım, Isparta'ya gitme ihtimalimiz var. Bir ihtimal. Netlik kazanmadığı için söyleyemedim. Eğer netlik kazanırsa yarın kazanacak. İşimiz var. 5-6 gün. %90 yarın belli olacak değil mi? Eğer belli olursa can dostlarım, cuma günü sabahleyin nasip olursa Isparta'ya gidelim gelelim sizinle. Şöyle 5-6 gün bir turlayalım gelelim. Yarın açıklık şey dedik. Yollarda size kendi arabamızla gideceğimiz için size çok güzel çekimler yaparım inşallah yollarda. Her yerde duru durur Ayhan kardeşimizin. Dur şurayı çekeyim, dur burayı çekeyim. Otobüsle gitmeyeceğiz. Gidersek arabayla gideceğiz can dostlarım. Şoför Ayhan kardeşimiz, abim ben. Beşer gün gezelim gelelim. Ondan sonra da bir Hatay yapalım. İnşallah Allah nasip ederse ayın sonunda da Hatay'a gidelim. Hatay'da uzun kalacağım ama can dostlarım. 15-20 gün kalırız orada. Hem de sevdiği bir şey. Bunu salatayla ekmek arası da çok sever. Kuru soğanla. Söğüş yapacağım.
Şöyle dur. Ha, tam kızarmamış. Biraz çorba da var, onu da istemedi, ısıtayım dedi. Çorba içmem dedi. Bahçenin son mahsulüydü bunlar. Can dostlarım, küçük küçük, minik minik şeyden kalanlardı. Şöyle küçük kavanoza vurduydum. Şöyle. Eskiden ne güzel koca tencerelerinden yemek yapardık. Ha, gene aynı oluyor can dostlarım. 10 boğaz ne isterse 2 boğaz aynısı oluyor da. Bir çok çok yapma vardı. Bir de böyle az az yapma var. Öğlenin çocuklar 3'ü de okuldan eve yemeğe gelirlerdi. Koca tencereyle pişirirdim. Akşama yanına ek yapardım. Şimdi ne yiyeyim var ne de içen. Hele de hastaladık mı hiç yok. Şöyle söğüş yapabilirim. 2-3 tane hemencecik. Thank you.
içecek? Hangisini içeceğim artık? Sarı, siyah ne çıkarayım? İstesin çıkmıyor. Haşlasın değil. Ben de hastayım. Ben konuşmuyor mu? Konuşuyorum. Konuştuğum bazen de kulaklarından yeni geliyor. Can dostlarım, şöyle de göstereyim. Gelin bugün de köfte patates yiyelim. Bugünkü menümüz de bu olsun. Şöyle de şey diyeyim. Yarınki videomuzda görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin, dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın can dostlarım. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.